اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولو أصيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt ehl-i ashab ve etbalı rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden itihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazlarımız, meşayihlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin geçmişleri, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesine katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfum olan evliya, ulema, suleha, şühedâ, müminat, tüm geçmişlerimizin rivâ için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Zâkat tu'mal iman. Şu adam imanın tadını tatmıştır. Men radiye billahi rabben. Allah'ı Rab olarak kabul etmiş, ona razı olmuş. Kesin olarak ona inanmış. Allah'ın emirlerine uymuş. Allah'tan başkasını sığınacak, yardım talep edecek bir şey kabul etmemiş. Yalnız Allah'ına dayanıp güvenmiş adam imanın tadını tadar. Ve bil İslam edinen, İslam'ı din olarak kabul eden de imanın tadını tatmış olur. Evet, başka bir yola girmeyen, İslam'ın yolunun dışındaki yollara diyenlem yes'a fi gayri tariqihi. Evet. İslam'ın yolundan başka yola girmeyen adam, İslam'ı din olarak kabul eden adam iman tadını tadar. Ve bi Muhammedin Resul'e. Peygamber Muhammed Mustafa'yı da Resul, peygamber ve nebiyen, nebi kabul eden adam imanın tadını tadar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Müslüman kimdir? Türkçe'de de teslim olmak diye bir kelime vardır. O teslim olmakla Müslüman kelimesi selime, seleme kökünden gelir. İkisi aynı kökten türemişlerdir. Müslüman burada da görüyorsunuz Allah'a teslim olan adamdır. Ona dediyse he peki diyendir. Daha İslam dini din olarak kabul etmiş, ondan başka bir yola girmemiş olan adamdır. Muhammed Mustafa'yı da peygamber kabul eden adamdır. Bu imanın tadını tadar. Günümüzde kıyamete kadar tek din İslam'dır. İslam'dan başka dinler hak din değildir. Yanlıştır. İman kelimesi bugün yalnız ve yalnız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bir adam La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur dese, İsa Nebiyullah dese Müslüman olamaz. Bir adam La ilahe illallah Musa Nebiyullah Allah'tan başka ilah yoktur o birdir, Musa peygamberdir dese
o mümin olamaz. İman kelimesi sadece ve sadece kıyamete kadar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesidir. Allah bir, benzeri şeriki yok. Muhammed Mustafa onun peygamberidir demesi lazım. Bunu demesiyle beraber Allah'ın emirlerinin dışında emirlere uymaması, Allah'ın emirlerine teslim olması, Peygamber Muhammed Mustafa'nın emirlerinden başka, ki onun emirlerine sünnet denir, yaptıkları işlere sünnet denir, beğendiklerine, takdirlerine sünnet denir, onları benimsemiş, hayatın rehber edilmiş, ona teslim olmuş adama mümin denir. İman yolu, iman kapısı, iman kelimesi sadece budur. Bunun dışındakiler din olarak Allah tarafından yürürlükten kaldırılmıştır. Kıyamete kadar tek din İslam'dır. İnne dîne indallâhil İslam. Bu hadiste de onu diyor. Eğer iman ettim deyip de iman tadını tatmak istiyorsan, Allah bir, şeriki nazir yoktur dedikten sonra Muhammed Mustafa onun peygamberidir, onun söyledikleri haktır deyip ona teslim olmak lazım. Onun yolundan başka yola girmemek lazım. Evet, onun yolundan başka yola girmemek lazım. Mümin ancak bugün, kıyamete kadar budur. Kur'an-ı Kerim'de de böyledir. Evet, puta, ağaca, taşa, hayvana tapan putperestin yanında Allah var, İsa peygamber dese, Muhammed Mustafa peygamber değil dese, bu kafirdir ama putperestten biraz farklıdır. Kaliteli kafirdir. Öteki ağaca tapar, bu gene Allah'a inanır ama yeni kanunlar eski kanunları kaldırdığı gibi Allah Celle Celaluhu Tevrat'ı indirmiş. Buna uyun demiş. Hak din, Tevrat dini, Musa'nın aleyhisselam dini. Sonra İncil'i indirmiş. İsa peygamberi göndermiş. Hak din budur demiş. Tevrat'ı yürürlükten kaldırmış. Sonra Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Peygamber Muhammed Mustafa'dır demiş. Hem İncil'i hem Tevrat'ı yürürlükten kaldırmıştır. Bugün de böyledir. Bütün kanunlar, yeni kanunlar, eski kanunları kaldırır. Evet, son din, İslam dini de gerçekten Allah bir dese bile, İsa'yı, Musa'yı peygamber kabul etse bile, Muhammed Resulullah demedikçe mümin olamaz. İman kapısı sadece budur. Bir de onun yolundan gitmesi lazım. Bunu demekle beraber, evet, Allah'ın emirlerini kabul etmesi lazım. Kesin olarak onlara razı olması lazım. İktefa bihi, onlarla yetinmiş olması lazım. Evet, şimdi bunları açıklamaya çalışacağız. Bizim görevimiz dinde olanı insanlara duyurmak. Yapıp yapmamak size ait. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Ve kezalike cealnakum ümmeten vasatan litekunu şuhada alen nas." Ey ümmeti Muhammed, biz sizi bütün insanlara vasat ümmet yarattık. Cealnâküm vasatan, evet, sizi vasat ümmet yarattık. Ümmeten vasatan. Litekûnü şühedâ alennâs. Bütün insanlara örnek olasınız diye, bütün insanlar her şeyi sizden alsınlar diye. Evet. Hak dini, Kur'an dili, yeni mahalli Türkçe tefsir. Resmi tefsirdir. 1936'da basılmıştır. Ona lütfen bakınız. Resmi tefsirdir. Benim söylediklerimi doğru mu yanlış mı tahkik ediniz. Evet. Ümmeti Muhammed bütün insanlara örnek yaratılmıştır. Sadece ahlak konusunda değil, din konusunda değil, tıpta da, mühendislikte de, ticarette de, hangi konuda olursa olsun ümmeti Muhammed örnek olacaktır. Allah'ın istediği budur. Ümmeti Muhammed başkalarına örnek alamaz. Ümmeti Muhammed'i başka insanlar örnek almak zorundadır. Öyle yarattım diyor Allah. Peki ümmeti Muhammed kimi örnek alacak?
ve yekûnül Resûlü aleyküm şehîdâ. Sizin de örneğiniz, peşinden gideceğiniz, ne yaptıysa yapacağınız, ne söylediyse tutacağınız Muhammed Mustafa'dır. O da sizin peşinden gideceğiniz, onun emirlerine uyacağınız, örnek alacağınız kişidir diyor. Bütün insanlar ümmeti Muhammed'i örnek alacak. Biz de Muhammed Mustafa'yı örnek alacağız. Kanun bu. Kanun bu. Eğer sen başka milletlerin örflerini alırsan, başka milletlerden bir takım şeyler alır, onlara uyarsan, öyle diyor bak, ektefe bihi, Allah Zülcelal Hazretleri'nin emri bu. Muhammed Mustafa'yı uyacaksınız diyor. O ne yaptıysa yapacaksınız. Bununla iktifa edeceksiniz, yetineceksiniz diyor. Başkasını taklit edemezsiniz diyor. Her konuda böyle. Her konuda. Giyimde, kuşamda, yaşamda, örf adetlerde. Her konuda Muhammed Mustafa'yı örnek alacaksınız. Şimdi ben bunu seçmedim. Sıra ona geldi. Sıradan okuyup gidiyorum. Her hafta okuyorum biliyorsunuz. Bunu özel seçmiş değilim ama bu hadis geldi. Şimdi yılbaşı diyorlar. Tamam. Devletimiz uluslararası ilişkileri nazara alarak dünyaya bu ilişkilerde aksam olmasın diye bir ocağı yılbaşı tayin etmiş. Tamam, bir sözümüz yok. Ama kanunda, o yılbaşı kanunu, tatil kanununda yılbaşını bayram yapın. Yılbaşında evlerinizi süsleyin. Çam dikin, mum yakın, bayram yapın, şenlik yapın diyor mu? Öyle bir madde var mı kanunda? Yok. O zaman Müslüman olarak buna kulak vereceksin. Müslümanın yılbaşı bayramı diye bir bayramı yoktur. Yılbaşı evleri süslenecek bir gün değildir. Dinimizde böyledir. Bu Hristiyanların adetidir. Evet, Müslüman başkalarını örnek almaz, onların adetlerine uymaz dedi bak. Vasat ümmettir dedi, Kur'an öyle söyledi. Niye onun gidip de adetlerini, bayramını bayram olarak kutluyorsun? Neden yılbaşında evini çamlar dikiyorsun, mumlar dikiyorsun, kapına bir çiçekler asıyorsun? Evet, bununla iktifa etmezsen imanın tadını tadamazsın. Bir, işte bu hadis öyle. Bir de diyor ki Peygamberimiz, bir kimse başkalarının kalabalığını artırırsa o başkalarıyla haşrolunur. Yılbaşı Hristiyanların dini bayramı. Ben Amerika'da, Avrupa'da yılbaşı geçirdim. Sabaha kadar kiliseler çan çalıyor, ayin yapıyorlar. Herkes bayram yapıyor. Bu onların bayramı. Allah da diyor ki hayır, siz başkasını taklit edemezsiniz. Siz Müslümansınız. Allah'ın emrine uyacaksınız. Peygamber'e örnek alacaksınız. Peygamber de böyle bir günden bahsetmiyor. Böyle bir bayramdan da bahsetmiyor. Peygamber'in bahsettiği bayram var. Ramazan bayramı. Bir de kurban bayramı. Başka bir bayram diyor, bahsetmiyor. Evet, hatta dikkatinizi çekerim. Öyle demiş, Medine-i Münevve gelince bakmış ki bir takım bayramları var ahalinin. Hayır demiş, siz Müslümansınız. O eski bayramları Allah kaldırdı. Onun yerine Ramazan bayramını, İd-i Fıtır ve Kurban bayramı, İd-i Adha, Kurban bayramını size verdi demiş. Efendimizin sözü bu. Allah da diyor ki ona uymayan adam iman tadını tatmaz diyor. İman tadını tatmaz. Evet, bir de diyor ki başkalarının kalabalığını çoğaltan onlarla beraber haşrolunur. Men teşebbehe bi kavmin fehu minhum. Bu peygamberimizin sözü. Ben de aktarıyorum. Bir millete benzeyen onlardandır. Huşira ma'ahum. Onlarla beraber haşrolunur. O kadar önem veriyor. Müslüman kişilik sahibi olacak. Nereye giderse gitsin,
Müslüman olduğu giyiminden, kuşamından, adetinden, davranışından, hareketlerinden belli olacak. Araziye uymayacak. Öyle değil, ümmeten vasatan bu demek efendim. Bakın tefsiri verdim, resmi tefsiri. Resmi tefsiri verdim, buna bakın lütfen. Nereye giderse gitsin ben Müslümanım diyecek. Benim peygamberimin böyle bir bayramı yok diyecek. Yılbaşını bayram olarak kutlayamaz. Allah'ın emri bu. Peygamber de diyor ki onların bayramına katılırsanız onların kalabalığını artırmış olursunuz. Onlarla beraber haşrolunursunuz. Onlardan sayılırsınız. Buyurun. Efendimizin sözü bu. Bunları da tahkik edin. Kitaplardan bulun çıkarın. Önünüze koyun. Evet. Onun için ben diyorum ki içki içmek günahtır. İnnemel hamru el ensabu risu min ameli şeytan. İçki içmek şeytanın murdar işidir. Peşteni bu. Derhal bırakın onu. Yılbaşında içersen bu emri çiğnemiş olmaktan başka bir de kafirlerin bayramını kutladığın için, onların kalabalığını artırdığın için onlardan sayılırsın. Hadis bu beyefendi. Bu benim kanaatim değil. Ben aktarıyorum. Bu kadar önemli. Bu kadar önemli. Onlar hiçbir zaman Ramazan bayramında, Kurban bayramında bayram yapmıyorlar. Gördüm kaldım diyorum. Tatil yapmıyorlar. Hadi tatil devlet bu bakımlardan yapmış, bir şey demiyorum. Ama sana ne oluyor? Kanunda emir olmadığı halde o gün evlerini süslüyorsun. Mum dikiyorsun, camları dikiyorsun. Herkese gelin davetler veriyorsun. Sabaha kadar kafa çekiyorsun. Sabaha kadar kumar oynuyorsun, tombola oynuyorsun. Şenlik yapıyorsun. Ne oluyor sana? Adın Ali, adın Hasan Hüseyin. Nasıl Müslümansın sen? Evet, Allah'ı Rab olarak kabul ettiysen, Peygamber Muhammed Mustafa'yı peygamber kabul ettiysen, o zaman ancak imanın tadını tadabilirsin. Duan da kabul olur. Allah da seni sever, yardım eder. Yoksa onların arasında haşrolunursun. Şimdi fıkıh açısından bu hadisleri Hazret'ten söylüyorum. İki orada çarpışır. İslam'da cihat kıyamete kadar bakidir. Bu cihat herkesi zorla Müslüman etmek için değildir. Dünyada zulmü önlemek, adaleti hakim kılmak içindir. Kıyamete kadar cihat bakidir. Onun için her Müslüman her an cihada hazır olacak. Askerlikten kaçamaz. Vatan namus demektir. Din namus demektir. Irzını, namusun, canını, malını korumak için cihada hazır olacaksın ki kimse sana heveslenemesin. Evet. Şimdi iki asker çarpışıyor. Komutan demiş ki bir yere, Hasan'a git demiş. Casusluk yap gel, onların şunlarımı öğren gel. Orada ölmüş, şehittir. Ama böyle bir şey yok. Düşman ordusu burada. Kafir ordusu burada. Müslüman ordusu burada. Müslüman ordusundan bir er salaklık yapmış, salak, salak. Düşüncesizlik yapmış. Kafirlerin arasına girmiş. Özel bir görevi yok. Orada ölmüşse pisi pisine ölür. Bütün kitaplara bakın. Şehit falan olamaz. Cenazesi yıkanmaz. Kafirlerin kalabalığını kapatmıştır, çoğaltmıştır. Onların kalabalığını çoğaltmıştır. Onların arasında olmuştur. Fıkıhta böyle efendim. Şimdi sana ne oluyor da Hristiyanların bayramlarında şenlik yapıyorsun. Onların kalabalığına giriyorsun. Evlerini süslüyorsun. Çamlar dikiyorsun. Kapına, apartmanın dairesinin kapısına çiçekler asıyorsun. Sen ne biçim Müslümansın? Ben de seni uyarıyorum. Böyle yapmazsan ezbere Müslümansın. Öbür taraftan da gel bakalım diyecekler. Evet. Yevme ned'u külle ünâsin bi imâmihim. Kur'an'da ayet beyefendi. Herkesi biz kimin peşine takıldıysa onunla çağıracağız diyor. İmam o demek. Burada hoca dedi, biz arkada durduk. Komünistler Marx'ın peşinde çağrılacaklar. Marksistler. Leninistler Lenin peşinde çağrılacaklar. Fransa Napolyon'u tapıyorlar. Napolyoncular gelsin diyecekler. Sen kimin peşinden gidiyorsun? Eğer Muhammed Mustafa'nın peşinden gidiyorsan ondan olanlar gelsin diyecekler. Önderimiz Muhammed Mustafa.
Bu böyle söylüyor diyor halde hayır ben böyleyim ama onların şeyine kadar o zaman bak diyor ki bunda yok diyor. Kişilik sahibi olacaksın. Ben Müslümanım diyeceksin. Ben Müslümanım diyeceksin. Bayram yapamazsın. Şenlik yapamazsın. Aksi halde onlardansın diyor Peygamberimiz. Ben de seni uyarıyorum. Evet efendim hadis-i şerif Ahmed bin Hanbel, Müslim, Tirmizi Hazretlerinden Abdullah Abbas bin Abdülmuttalip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'tan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Zâkirullâhi fil gâfilîne bimenziletil fil fârîne. Evet. Evet. Bimenziletil sabiri fil fârîne. Herkes gaflet içinde yüzerken hadisler seçmiş değilim ha sıradan okuyorum ama öyle denk geldi. Bu hoca evliya adam o hadisler getirdi bugüne. Bir adam herkes gaflet içinde bulunurken ibadetini yapar. Zikreder, istiğfar eder, Kur'an okur. İse düşmanla çarpışmış, düşmanın çokluğu sebebiyle, kuvvetlerin fazla olması sebebiyle gerilmiş, kaçmış geriye İslam askerleri. Bir tanesi canım Allah yoluna helal olsun demiş, kaçmamış. Herkes kaçmış, o bir tanesi canım helal olsun Allah yoluna demiş, kaçmamışsa aha böyle herkes gaflet içinde yüzerken Allah'ı zikreden, namaz kılan adam aynen o kahraman gibidir diyor Efendimiz. Öyle söylüyor. Yılbaşı gecesi herkes kumar oynuyor. Şimdiden yeri ayırmak bile mümkün değil. Dolmuş her yer. Sen de hazırlık yapıyorsun. Bir alacağını beş alıyorsun. Eşin dostun çağırıyorsun. Bayram yapıyorsun. Herkes kah 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 ki ki ki. Şenlik yapıyor. Gafil. Gafil. Ötekilere uymuş. Bak diyorum gafil çünkü onların bayramı bu. Sen Müslümansın. Gaflet içinde yüzüyorken hayır ben Müslümanım. Böyle bir bayram yok bizde deyip normal namazını kılıyorsun. Kur'an'ı okumuşsun. Yatarken neyse kendine göre yaptığın şey yapmışsın. Düşmandan kaçsalar bile bir tanesi ben Allah yolunu canım feda ediyorsun diyen kahraman gibidir. Öyle söylüyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, öyle söylüyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gaflet içinde herkes, böyle bir bayram yok İslam'da. Herkes eğleniyor, her yer dolmuş taşmış. Herkes gafil, sen bunlardan uzak durur da namazında, abdestinde, camiinde Kur'an'ını okumuşsun. Sen aha böyle bir kahramansın. Böyle bir kahramansın diyor Abdullah Mesud radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Zekirullahi haliyen ke mübarazetin ilel küffari min beyni sufufi haliyen. Evet. Allah Zülcelal Hazretlerini yalnız başına kimse görmeden zikreden adam. Herkes için zikretmek yanlış değil. Bu şu ders zikir. Çünkü şarkı söylemiyoruz. Ayet hadis okuyoruz. Namaz kılmak zikir. Tesbih çektik arkasından zikir. Topluca da zikir edilir. Topluca zikirlerin faydası da var. O zikredenler, toplu zikredenler arasında bir tanesi çok temiz kalpli olsa, Allah'ın sevdiği bir kişi olsa, Allah bütün hepsinin zikrini, tesbihini onunki gibi yapar diyor Peygamberimiz. Melekler derler ki ya Resulullah, öteki hocayı denetlemeye geldi müfettiş. Hoca güzel vaaz ediyor mu, etmiyor mu, neden bahsediyor, kontrole geldi, görevi bu. Zikre katılmak değil. Öteki de ya işte gelmişken Süleymaniye geziyordum ama
hadi namazı kılalım. Adamın namaz kılma aslında şey yok. Ha, gelmişken kılalım. Kimisi işte caminin pencerelerini saydı, şey etti. Anla cılk. Ya Rabbi derler diyor. Buhari Müslim hadisi. Ama Allah şöyle buyurur. Benim sevdiğim salih kulumla beraber bulundular ya, hepsini onun salih kulumunkinden sayın der. Onun için toplu zikretmenin böyle bir faydası var. Güzel bir adam olursa içimizde, Allah hepsini ondan sayıyor. Ama toplu durumda göstericinin bağırıyor, çırpınıyor falan gösterici. Aa, bu değil. Bu riya olur. Riya gizli şirktir. Allah'a ortak koşmak gibidir. Böyle değil. Böyle değil. Şimdi yalnız başına kimse yok. Kimse görmüyor. Kalkmışsın gece namaz kılıyorsun. Namaz zikirdir. Kimse yok. Kimse görmüyor, duymuyor. Sağa sola gitmişsin, kimse yok. Kırda bayırda namaz kılmışsın, ezan okumuşsun. Dağlar, taşlar, melekler sana cemaat olur, arkana namaz kılar. Dağlar, taşlar senin şahidin olur. Evet, böyle hali boş bir zamanda Allah'ı zikredersen, aha böyle olur diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kafirlerle yalın kılıç çarpışan adam gibidir. Çünkü hiç riya yok, gösteriş yok. Kimseden böyle, sırf Allah için oluyor o namaz, o zikir. Kimsenin olmadığı yerde zikir. Böyle de tek başına kimsenin görmediği zamandaki zikir de böyle bir faydalı şeydir. Saflar arasında yalın kılıç çarpışan adam gibidir. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkisi de güzel. Toplu zikirde arz ettiğim gibi iyi bir kimse varsa ondan sayılıyor. Böyle müjde var. İki, acemi olanlar toplu zikirde güzel zikretmesini bilir, namaz kılmasını bilir, bakır, onlardan öğrenirler. Zikretmesini, namaz kılmasını öğrenirler. O faydası vardır. Acemiler eğitir. Ama bir de gösteriş meraklıları hemen kapılır. Bana daha en güzel hoca desinler diye, en güzel mevlid han desinler diye bastırır böyle. İnsanların hoşuna gitmek için, Allah'ın hoşuna gitmek için değil. Sen de namazı dikkatli kılarsın. Aman en iyi namaz kılardım bu diye. Aa, böyle değil. Bu riya olur. Böyle değil. Böyle olmadığın takdirde cemaatin böyle faydası var ama bunlardan korunmak için tek başına kimse yoksa, ama muharebede savaşan kahraman gibisin diyor. Orada riya yok, şirma yok. Halis, muhlis bir müminsin. İkisi de güzel. İkisine, hangisine sen uyabiliyorsan onu yap. Peygamberimiz onu söylüyor. Evet. Zikri hafi bu gösterişten, riyadan şey olduğu için, korunmuş olduğu için bu daha güzel diyenler var. Ama öteki de öğreticidir. Ya acemilere öğretidir, öğretir diye o da güzeldir diyenler var. Abdülkadir Geylani böyle açıktan zikri insanlara öğretmiş. Muhammed Bahattin Hazretleri gizli demiş, gizli. Zikir gizli olur. Herkesin bir usulü var, prensibi var. Evet, bu hadiste bize onu söylüyor. Abdullah İbn Abbas'tan nakletmişler. Zâkirullah Teala fi şehri Ramazan. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Evet, Ramazan ayında Allah'ı zikreden kimse yuferu lehu, günahları affedilir. Ramazan'da Kur'an'ın indirildiği, unzile fihil Kur'an, insanlara hidayet rehberi olan, insanlıklarını öğreten, ebedi saadet yollarını gösteren Kur'an-ı Azimüşşan'ın indirildiği aydır Ramazan. 27. gecesi Kadir gecesi diyorlar. Evet, bu ayda zikreden adamın Allah günahlarını affeder. Günahları affedilir. Evet. Vesailullah fihi la yakibu.
Ramazan ayında Allah'ı zikrediyor. Ramazan'ın orucunu tutuyor, ibadet yapıyor ve de Allah'tan dua ediyor. Günahlarımı affet. İşlerimi yoluna koy. Beni sıkıntıdan kurtar ya Rabbi. Kötülüklerden beni koru. Haramlardan beni koru. İmanım kemale erdir. Ahlakımı güzelleştir. Çocuğumu imandan, İslam'dan ayırma. Dua ediyor. Ramazan'da Allah'tan din ve dünya işleriyle ilgili hayırlı şeyler isteyen kimse haib hasir olmaz. Yani Allah o dediklerini kabul eder. Dediklerini kabul eder. Öyle söylüyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Ramazan'da oruç tutulduğu için insanda şehvet tarafı var, nefsi emmare tarafı var, ruh tarafı var. Ruh arştan gelmiş. Ve nefaktu min ruhi. Adem'i yarattın, çamurdan yarattım. Min hame'in mesnun. Kokar çamurdan yarattım. Ve nefaktu fi min ruhi. Ruhumdan üfledim. Ruh arştan gelmiş. Kokar çamur, topraktan da bedenimiz yaratılmış. Bir nefsi emmare var insanda, bir de ruh var. Ruh insanı arşa götürmek ister, vatanı orasıdır. Toprak ayağımızın altında, beden de ki nefsi emmare de o, insanı aşağılamak ister. İkisi çarpışırlar. Biri ben kendi yerime götüreceğim der insanı, bir kendi yerime götüreceğim der. Hayat mücadele demektir. Bu ikisi arasında işte Kur'an, işte Muhammed Mustafa. Onların yolunu tutarsan ruh tarafını tutmuş olursun. Öyle diyor Hazreti Mevlana. Başın arşa değer. Bigir in habli Kur'an ra. Şu Kur'an ipine sarıl, başın arşa değsin diyor. Evet, böyledir. Şimdi Ramazan'da tabii oruç tutulduğu için şehvetler zayıflar, kırılır. Onun için kalp, ruh harekete geçer. Etkisini artırır. Ondan dolayı içten dua edilir. İçten namaz kılınır. Bu da Allah'ın arşına arz olunur. Evet, ondan dolayı samimi olununca da dediği yapılır. Hiç haip hasir olmaz. Yaptığın istediğine kavuşamamak gibi bir şey yoktur. Ramazan'da böyle ibadet, zikir, istiğfar böyledir. Darakutni Beyhaki Cabir Hazretlerinden nakletmiş. Evet. Zâke mineşşeytan. Feyzâ râ hadüküm rü'yâ kerihehe, rü'yen kerihehe felâ yakussuhâ alâ ahadin ve yestaiz billahi mineşşeytani. Ahmed bin Hanbel Müslim'in Cabir'den naklettiği bir hadis rüya ile ilgili. Birisi gelmiş demiş ki ya Resulallah inni raitu fil menami en ra'si kuti'a. Ben rüya gördüm, başımı kestiler rüyamda. Ya Resulallah fehuve yetehaccedülü düşüyordu. Başımı kestiler, şöyle götürüyorlardı. Ya Resulallah ve ene ettebi'uhu. Ben de o başımın arkasından koşuyordum. Başımı kestiler rüyamda. Böyle götürüyorlardı. Ben onun peşinden koşuyordum. Deyince bu şeytandandır. Şeytan müminin moralini bozmak için böyle hulum derler buna. Korkunç, karışık şeyler gösterir. Bunu kimseye anlatmayın. Rüya yorum yapıldığı üzere gerçekleşir. Sakın böyle rüya gördünüz mü? Korkunç, pis, kötü rüyalar. Sakın kimseye anlatmayın. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sakın kimseye fela yakussuha ala ahadin. Kimseye anlatmayın. Bu gören adam kimseye anlatmasın. Fel yestaiz billahi mineşşeytanirracim. Kalksın sol tarafına pum. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'ım sana sığınırım desin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Tükürsün salına. Bu şeytandır desin. Şeytandandır. Ben moralini bozmak için
gelmiş müminin moralini bozacak. Daha neler karıştıracak ondan sonra. Kimseye anlatmasın. Çünkü rüya anlatıldığı gibi, yorumlandığı gibi gerçekleşir diyor. Hemen kimseye söyleme. Hemen Allah'a sığın. Cenab-ı Hak'tan korunma iste. Bu hadis-i şerifte Ahmed bin Hanbel Müslim Cabir Hazretlerinden nakletmiş. Onun için biz böyle şeyler gördük mü? Bilmeyen adama gitmeyeceğiz. En güzeli hiç böyle kötü gördün mü? Hemen Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hemen söyle. Gideceksen de bunları bilen bir hocaya gideceksin, adama. O da bu işi bilecek, yorumlamayacak. Yorumladığı gibi çıkar çünkü. Senin başın kesecekler derse kesilir başın arkadaş. Sen iflas edeceksin derse iflas edersin arkadaş. Karından ayrılacaksın derse karından ayrılır arkadaş. Söylemez bunu böyle adam çünkü rüya yorumlandığı üzere gerçekleşir. Hadis var. O susar. Sana bunu söyledim. Sıkıştırma lan. Sıkıştırma. Adam biliyor onun için yorumlamıyor. Niye dürtüp duruyorsun adamı? Çek git. Allah'a sığın. Allah'a sığın. Sadaka ver. Sadaka belaları def eder. İyi bir rüya gördün. Hemen git. Oo, şöyle güzel olacak, böyle olacak. Ha şöyle, şimdi böyle gerçekleşir. Rüya yorumlandığı zaman yoksa böyle askılı durur diyor. Güzel peygamberimiz. Ha şimdi buna dair başka şeyler de var. Evet, bana yapılan telefonlardan, televizyonla konuşuyoruz. Hocam, elhamdülillah namaza başladım. Ben işte açık saçık bir kadındım. Namazımı da kılmazdım. Ama elhamdülillah namaza başladım. Evet. Ama hocam, eskiden hiç aklıma kötü şeyler gelmiyordu. Şimdi namaza duruyorum. Allah var mı yok mu? Peygamberimiz gerçekten peygamber mi değil mi? Namazın aslı var mı yok mu? Bütün şeyler geliyor kafama. Çok var böyle. Evet. Bu güzel yolda olduğun alametidir. Seni böyle yıldıracak hain, namazı bıraktıracak. Cihat yapıyorsun, cihat. İyi ya, kadın olmasan senin elini öperim diyorum ben de. Çünkü iyi gidiyorsun, seni yolundan çevirmek için hain böyle seni kurcalıyor kafana böyle. Vesvese vardır şeytandandır, vesvese vardır imandandır diyor Peygamberimiz. İşte bu, senin güzel yolda olduğun alameti, rütbe alacaksın, makam atlayacaksın. Ama bir rütbe kazanmak için, diploma almak için böyle imtihanı girmeden de olmuyor. Onun için Allah'a sığın. Allah'a sığın. Dua et Allah'a. Yardım et ya Rabbi diye. Evet, şeytanın şerrinden beni koru ya Rabbi de. Allah'a sığın. Daha gayretli ol. Güzel yoldasın. Başarımıza da demiş. Bu imandandır demiş. Bir de şeytan var. Üç mü namazı kıldım, dört mü kıldım? Bir, elimi yıkadım mı, yıkamadım mı? Yani sen, bu da şeytandan işte seni oyalamak ister. Bir saatte tuvaletten çıkamayan adam biliyorum. Profesör adam. Tutuyor orada. Halbuki en tehlikeli tuvalet. Orada tutuyor. Bir kere namazını bıraktıracak. İyi şeyler yaptırmayacak. Onun için namaz, tuvalete girerken اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْتِ وَالْخَبَائِسِ Bu hain, habis şeytandan sana sığınırım ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Sol ayağınla gir içeri. Kıbleye önün arkanı dönme. Sağa sola dön. İşini yap. Öksür, ıkın. Ondan sonra sol elinle yıka, silin. Çık dışarıya sağ ayağınla. Elhamdülillahillezî ezhebe annî mâ yu'zînî ve ebkâ men yenfe'unî. Bana zararlı şeyleri benden def eden, faydalı şeyler bende bırakan Allah hamdolsun de. Allah'ı hatırla hemen. Diyorlar ki şeytan müminlerin peşini bırakmaz. İnnehu leküm adûn mübîn. Ezeli açık düşmanınız. Ayet böyle. Taharetlenirken kilotunuzu azıcık ıslatın diyorlar. Çıktığından sonra bir
aktı, hıh geldi. Yok lan da donumu ıslattım oradan dersiniz, kesersiniz şeytanın vesvesesi. Böyle tarifler yapmışlar fıkıh kitaplarında. Ama dediğim gibi Allah'a sığınarak gireceksin, bu şekilde çıkacaksın, Allah'a hamd edeceksin. Dediğim gibi ondan sonra yürü. Gerize bile hain namussuzdan geliyor bu diyeceksin. Hiç aldır. Zaten bir süre sonra baktı ki yola getiremiyor, bırakır seni. Başka adama gider ki onu iyice sapıtsın diye. Burada da diyor ki karışık rüya gördünüz mü? Hemen kalkın kimseye anlatmayın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Puh deyin. Namussuz şeytan deyin. Ondandır. Allah'a sığının. Allah'tan hayır dileyin. Kimseye anlatmayın. İyi bir şey çekerse de hemen anlatın. İyi olduğu için gerçekleşsin diye. Evet. Şimdi bir adam gelmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Demiş ki ya Resulallah, uyumuş kalmışım, sabah olmuş. Evet. Neme leylehu hatta asbah. Sabah olmuş, güneş doğmuş, uyumuş kalmış. Ne diyor bak. Zeke raculun bale şeytanu fi üzüneyhi. Bu arkadaşınızın kulağın iki kulağını da şeytan işemiş. Şarıl şarıl. Evet. Uyumuş kalmış, güneş doğmuş. Peygamber sözü söylüyorum. Ne biçim konuşuyor bu adam demin ya, aktarıyorum ya Rabbani. Sabah namazına kalkmıyorsan, güneş doğuyorsa üstüne, Peygamber söylüyor beyefendi. İki kulağına şeytan şarıl şarıl işiyor işte bu. Böyle fi yüzüne şeytanı, iki kulağına da şeytan işemiştir. Kalkınca ya hiç de iyi değil ya. Karıyla kavga edersin, dükkanında işçiyle kavga edersin. Bir uyuşukluk filan, şeytan işemiş olan kulağına. Senden hayır gelir mi? Evet. Onun için sabahleyin ezan okundu mu, Bismillah de kalk. Azıcık daha uyu, azıcık daha uyu, daha vakit çok deme. Seni söyleyen bu şeytan. Yatılın daha çok var deme. Kalk namazın kıl, haini gönder. Ama böyle kalmaz da uyur kalırsan iki kulağına şeytan işer. Şimdi sen namaza geliyorsun. Evde kızın var 17-18 yaşında. Oğlun var 17-18 yaşında. Ya veyahut da 16-15 neyse. Buluğa ermiş. Bakıyorsun sen babasın. Ve'mur ehlike bis salati vastabir aleyha. Karına namaz kıldı. Kızına, oğluna namaz kıldı. Allah'ın emri bu, ayet bu. Hem de bir defa demek yetmez. Vastabir aleyha. Devamlı söyleyeceksin. Onun için namazı giderken kapıyı açtın. Oğlan Allah nasıl güzel uyuyor. Kız nasıl güzel uyuyor. Gençlik uyku böyle tatlı. Kıyamadın. Sana kıyacaklar. Bu emri yerine getirmedin. Bir de oğlum kızın kulağına kesin razı olur musun? Sen ne biçim babasın? Bak öyle diyor bak. Güneş üstüne doğan adamın iki kulağını da şeytan işer. Ondan sonra ondan hayır gelmez. Uyuşuk, böyle miskin, çalışma hevesi yok. Böyle bir gün güne başlar. Her şey alt üst olur. Erken kalkın. Kulağınızı şeytanı işetmeyin. Aman güneşi üstünüze doğdurmayın. Kalkın namazınızı kılın. Evet, Allah'a sığının. Evet, arkının. Şimdi demin söylediğimi bir başka hadiste hani vesvese gelir filan, kötü şeyler gösterir. Allah var mı yok mu? İşte falan bu imandandır. Zeke mahsul iman. Bu sırf imandandır. Seni zor güşe edip yıldırıp öyle diyor hocam namaz kılmıyorken hiç aklıma böyle kötü şeyler gelmiyordu. Günahkardım ama şimdi namazda duruyorum aklıma ne kadar kötü şeyler geliyor. Sırf imandandır. Rütbe alacaksın. Senin rütbe almaman için şeytan uğraşıyor seninle. Devam yoluna diyor. Korkma. Allah'a sığın. Allah'a sığın. Bu imandandır. Halis imandandır. Yoluna devam diyor güzel Peygamberimiz. Evet. Her konuda böyle.
başına biraz sıkıntı gelir, bela gelir. Evet, Allah sevdiğine sıkıntı verir arkadaş. Men yuridillahu hayran yusabbin. Allah hayır murad ettiği kimseye sıkıntı verir diyor peygamber. Rütbe alacaksın yahu. Sen güzel bir adamsın ki seni bir rütbe yükseltecek. Onun için seni bir daha imtihana sokacak. Evet. Hocam şunlara bak. Keyfine hiç namaz kılmaz, abdest kılmaz. Bu gavurların haline bak. Bir de bizim halimize bak. İşte böyle sıkıntı verir. Allah'ım sen bilirsin diye yalvarttırır. Seni temizler. Kurtarır o pisliklerden. Bir de hakikaten temiz gidiyor. Rütbe verir Allah. Ha onun için bu durumlarda sakın yılmak yok. Bu senin halis mümin olduğun alametidir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buna dikkat edin diyor. Şimdi şeytanların isimleri var. Bu muhterem Üstad Ahmet Ziyadin Efendi diyor ki şeytanın şöyle görevli şeytanların isimleri vardır. Evet. Onlardan birisi evet. Mebsut. Affedersiniz. Evet. Diyor ki birisinin adı Mebsut'tur. Mebsut'tur. Yalan söyletir insana. Görevi budur diyor. Yalan söyletir. Beş tane evladı varmış. Şimdi bir sayacağız onları. Şibir, Aver, Mebsut, Dasim, Zelembu, Zelembür. Evet, Şibir bu zor durumlarda Allah belamı versin oğlum diye seni böyle isyan ettirmek için derdi gün şeyi budur. Bunları ucuz zannediyor vatandaş, bilmiyor. Bir sıkıntı mı Allah belamı versin diyor. Ulan insan kendini bela okur mu lan? Kur'an'da var. Sanki kendine hayır diler gibi belasını diler diyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet var böyle. Ne biçim akılsız adam bu yahu? Allah dünyayı bizi imtihan için göndermiş. Bir eyyüküm ahsenu amele liyeplüyüküm eyyüküm ahsenu amele. Hanginiz daha güzel iş yapacak, imtihanı kazanacak? Her an imtihandasın. Her an imtihanda olduğunu bilerek adım atacaksın. Güzel peygamberimizin sözlerine, sünnetlerine uyacaksın. Allah'ın emirlerini yapacaksın. Seni koruyacak Allah Celle Celaluhu. Böyle yapmazsan bir, seni o yanlışından kurtarmak için başına sıkıntı verir. Çünkü müminsin. Yok, güzel yapıyorsun, daha çok rütbe vermek için sıkıntı verir. İşte bu sıkıntı zamanında da ben her şeyimi, namazımı kılıyorum, hayrımı yapıyorum. Ötekiler bir şey yapmadı, o halde başına bir şey gelmiyor. Diyecek mi demeyeceksin, dedirtmek için. Onun adı şibirdir diyor. Derdi budur diyor. Böyle de mesela cenaze olur, saçını yiyorlar, elbisesini parçalar. Neden öldün, neden öldün? Ağıt yaptırır. İşte bu şibir, şeytanın, adı şibir şeytanın görevi budur diyor. Evet, yüzünü yırtar, saçını yiyorlar, elbisesini bakar. Evet, cahiliye adetlerini yapar, haber. Gençsin lan. Bak kızlar da seni davet ediyor. Her şey gençti. Allah büyük yahu. Yarın namaza başlarsın, hacca gidersin. Bütün günahların silinir. Ye iç. Zevkini tatmin et. İç bade sev güzel. Ney umurun? Öyle diyor şair. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Öyle şairler de var. Evet, kendisi o halde böyle söylüyor. Şeytan söyletir bunu. Bu şeytanın adı Aver'dir. Kız davet ediyor seni lan. Git işte peşin, aptallık yapma lan. Der. Sahibi zina. Aver sahibi zina. Ye'muru bihi. Ve yüzeyzinhü.
Allah büyük. İşine bak, eğlenmeye bak. Psikolojik olarak tatmin ol ya falan der. Bu haberin şeysi budur. Ve Mesud söyledim, Mesud yalan söyletir. Dersim. Evet. Karı kocasına girer. Karının ayıbını gösterir kocasına. Karıya da kocanın ayıbını gösterir. Kavga ettirmek için. Karı kocasına girer, birbirlerini kavga ettirir. Birbirlerine öfkelenirler. Allah neler yaparlar. Bu da dersimin görevidir. Onun için Allah'a sığınacaksın. Evet, birin horoz olduğunu sen tavuğu olacaksın. Sabredeceksin ki sen de horozlanırsan kavga olur. İşte o. Ya seni dürter ya onu dürter. Seni dürtemezse onu dürtüyorsa sabır. Hemen bu şeytandandır deyip sükut edeceksin. Allah'a sığınacaksın. Şeytana açık kapı bırakmayacaksın, vermeyeceksin. Zelenbur, evde kapanıp durma lan. Çık şöyle sokağa, çarşılara git. Şöyle git kahvede iki tavla at, kağıt oyna. Şöyle sokağa git, şöyle güzellere bak, şöyle biraz dolaş. Zelenbur'un derdi de buymuş. Çarşıya, pazara götürür. Para kazanmaya bak lan sen, işine bak sen lan der. Yalan söyletir, ticaret, haram işletir sokakta. Seni sokağa sürükler. Evet, bir de hanzep vardır. Namazda üç mü kıldın, dört mü kıldın? namazdayken hanım şunu demişti. Ben şuraya gideceğim diye hep aklına bunları getirir. Hanzep'in budur. Bir de abdesti, acaba kuru mu kaldı, yanlış mı kaldı? Hanzep adındaki şeytanın şeysi de bu. Namaz abdesti şey etmek için, şüpheye düşürmek için seni öyle. Bir de evhan vardır. O da bu şeylerle uğraşır. Abdestle bilhassa gusülle uğraştırır. Evet, şimdi Allah'ın imtihan dünyası. Şeytan meleklerden ve kâne milel cinni, affedersin cinlerdendi. Ve kâne milel cinni, Kur'an'da ayettir. Cinlerin inanları var, inanmayanları var. İşte kafirler grubundan şeytan çok, ordusu çok. Meleklerin de sayısını Allah biliyor. Allah'a, peygambere sığındın mı? Muhafız melekler var. Sabahleyin evden çıkıp Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tevekkeltu alallah. Hasbiyallah, maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Derde çıkarsan savayanla iki tane muhafız melek halk eder Allah. Seni korutur. Evet. Bir şehre girerken Rabbi edhilni mütkale sıdkın ve ahricini muhreze sıdkın ve ceallini lil müttakine. Evet imame. Allah güzel bir girişle bu şehre girdir. Güzel çıkışla çıkıştır diye. Evet, güzel bir girişle burada dedin mi o şehirde Allah seni meleklerle korutur. Başına bela gelmez. Hiç oralı değilsen o zaman anlattığımız gibi bu grup grup şeytanlar zaten peşinde. Yolda, her yerde eve girerken senin peşinde koşuyorlar. Eve girerken Bismillahirrahmanirrahim diye kapıdan içeri girdin mi sağ ayağınla, Buhari hadis efendim, şeytan oradakilere dermiş ki La mebite ha üne ve la işe. Arkadaşlar burada yer yatak kalmadı bize. Sofraya da oturamayacağız, aç susuz kalacağız. Hadi besmele çekmeyen bir adam bulalım da oraya girelim de kışın üşümeyelim, yiyelim içelim aç kalmayalım der. Eve girerken Bismillah demeyi unutma. Çıkarken Bismillah demeyi unutma. Evet, yine arz ettiğim gibi dua et, Allah'a sığın. Keza yemek yerken besmele çekersen şeytan yiyemez. Su içerken besmele çekersen şeytan içemez. Etmedin mi, onlara söylemedin mi, suyun yarısını o da içer, sen de içersin. Yemeğin
ortak olur sana, o da yer, sen de yersin. O yemekten de, o sudan da namaz isteği kalmaz. Namaza dursan bile ölüye, cenazeye gider gibi böyle asıla asıla gidersin, tadını bulamazsın. Evet efendim, o abdestle, o yemekle karnını doyurdun mu? Evet, her yerde besmele. Yatağa girerken besmele çekmezsen veşerikum fil emval vel evlat. Besmele çekmedi mi, bana sığınmadılar mı, evladına da ortak ol. Doğacak çocuğa da şeytan ortak olur. Her yerde bu şeytanlardan Allah'a sığınacaksınız. Camiye girerken bile, evet camiye girerken bile besmele çekin, yoksa seninki çekmezsen aramızda dolaşır. Çeşitli şüpheler getirir kafana, sana. Evet, namazdan zevk duyamazsın. Hoca da amma uzatta falan demeye başlarsın. Sıkılırsın. Besmele çek, öyle gir içeriye. Evet, her yerde besmele. Her yerde besmele, Allah'a sığınma. Euzu besmele ve duaları edersen işte bu Allah'ın ordusu, melekler, sayısını Allah bilir, sana muhafızlık eder. Bu şeytanların şerrinden seni korur. Ahmet-i Muhammed Ayşe radıyallahu anha validemiz nakletmiş. Evet, öyle diyor Ayşe anamız. Evet, galet şekev, bir kısım insanlar diyor Ayşe anamız, sahabilerden peygambere şikayette bulundular. Mâ yücidûne minel vesvese, vesveseden kendilerine gelenden şikayette bulundular. Bu hadisi irat buyurdu. Peygamberimiz de böyle buyurdu. Evet, bu imandan olur, şeytanın vesvesinden olur. Hemen Allah'a sığının, Allah'tan hayır dileyin, şerlerden bizi koru deyin, sizi korusun. Neden başıma bu geldi demeyin, imtihandır, rütbe alamazsınız. Bu söylediğine söylediği, evet, Hazreti Enes'ten, Abdullah bin Mesud'dan nakletmiş. Allah, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, evet, yeti şeytan ahadüküm feyekulu, şeytan sizden birinizin yanına gelir, feyekulu men halaka keza, şunu kim yarattı, men halaka keza, bunu kim yarattı, hatta yekulu men halaka rabb, rabb Allah'ın kim yarattı demeye kadar götürür. Böyle sorular getirir aklına. Allah'a sığınmadan işe başlama. Ondan çek besmeleyi, evuz besmen çek, Allah'a sığın, otur dersin başına, otur ilmin başına, otur işinin başına ki, yoksa şeytan böyle kafana neler neler sualler getirir. Bu bir senin yükselmek için imtihandır, bir de şeytanın vesvesesinden kurtulmak için Allah'a sığınmanı denemek gerekir diyor güzel peygamberimiz. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife, ma'an besmele-i Şerife. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sıratel müstakim, sıratel müstakim, sıratel müstakim. Üçer salavat-ı şerife birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber misinler? Elem neşrah leke sadrık ve odan hanke esrek illeti anladı zahret. Kesekre feynne mal ve sülüsünün mal ve on birer İhlas suresi besmele ile beraber misinler? That's right.
Fatiha-i Şerife, Me'al Besmele-i Şerife, Bismillah. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yekûlûne rabbenâ innenâ âmennâ fâğfir lenâ zunûbenâ ve qinâ azâbennâr. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب namazımızı kabul eyle. Dersimizi rızana muvafık olarak kabul eyle. Okuduğumuz süver-i celile-i ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine cümle peygamberler aleyhüm salavat ve teslimatın ervai paklerine cümlesinin ehl-i beyt, ehl-i ashab, ötbağları, rıdvanullah aleyhi mecmani efendilerimizin ervai kutsiyelerine bil cümle ahirete itihar eden mümin ve müminat rahmetullah aleyhi mecmain ervahına hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimizin ervahıyla beraber şurada toplanan bizlerin ayrıca göçmüşlerimizin ervahına bu aziz vatanı bizlere hediye için hala namusumuzu, canımızı, malımızı, dinimizi korumak için ve geçmişte şimdi şehit olan, sıkıntılar giden şühedanın kuzatın ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecen de yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımız helalından bol eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Yaşadığımız müddetçe sırat-ı müstakim üzere ahsen-i hal ile yaşamayı, hakkı görüp hakka teslim olanlardan olmayı, batıl yanlışı görüp ondan uzak kalmayı bizlere nasip-i müyesser eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, hasetçilerin hasedinden, büyücülerin büyüsünden, kötülerin kötülüklerinden muhafaza eyle. Aziz vatanımızı ve İslam ülkelerini her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Ya Rab, güzel Kur'an'ı güzel okumayı, ahkamıyla amel etmeyi, güzel Peygamberimizin sünnetlerini öğrenmeyi, tatbik etmeyi, başka mümin kardeşlerimize öğretmeyi, böylece iki canlı yüzün yüzü ak çıksın diyen Müslümanlardan olmayı bize nasip eyle. Sonumuzu da hayır eyle ya Rab. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.